Dilan Çiçek Deniz acelesi nedeniyle deyim yerindeyse bir anda gözden kayboldu. Hazırlığa geçiyorum. Ne hazırlığı? Arkadaşlar. Kendimi öpüyorum. Valla geç kaldım. Kerem Cem sevgilisi Sena Seçen'le ilk kez Nişantaşı'nda kameralar karşısına geçtiği anlarda yeni şarkılarını müjdeledi. İyiyim valla, şarkılar teker teker geliyor. Onun heyecanını yaşıyorum. Uzun zaman olmuş dinleyiciyle buluşmayalı. İnsanlar da özlemiş, o özlemi görmek çok zevkli. Müzikseverlerle yeniden buluşma heyecanı yaşayan Kerem Cem çalışmalarına da hız kattı. Bir de albüm müjdeledi. İki konser yaptım, konserlerin devamı gelecek. İşte ilkbahardan başlayarak yaza hızlı bir giriş yapacağız. Nisan'da albüm geliyor zaten. Uzun zaman olmuştu albüm yapmayalı. O yüzden albümle taçlandırmak istiyorum. Benim de 20. senem bu sene. 20. senede 6. albümü getireceğiz. Kerem Cem'den müjdeler ardı ardına geldi. Kariyerinin 20. senesinde bir de sürprizi vardı sevenlerine. 2024 benim 20. senem. Bir sürprizim de var gelecek ay. Şubat'ta, 14 Şubat'ta bir sürprizim olacak. Evet, sevgililer. Çok güzel bir şarkı geliyor. İki çok bilinen ve sevilen şarkıyı birleştirip böyle ilginç bir şey yaptım. Bugüne kadar yapıldığını düşünmüyorum. İlk gelen adamı mı olacağım? Hatırlanacağı üzere Sena Seçen, Kerem Cem'in stilistiydi. Aralarındaki iş ilişkisi aşka dönüştü. Öyle başladı. Nasıl oldu bu süreç diye soracağım ama. İş aşka dönüştü dedin işte. Popüler biriyle birlikte olmanın zorluğu Sena Seçen'e soruldu. Çiftin arasında kıskançlık var mı diye merak edildi. Yok, hayır, hiç. O hiç. Kendine kıskançlık yok. Kendine güvenli kadın öyle kıskançlık. Bana güveniyor yani. Güven karşınızdaki nedir? Kesinlikle. Aksine hoşuma gidiyor. Yani insanlar çok seviyor, çok güzel şeyler söylüyor. O yüzden benim de hoşuma gidiyor. Bebekte görüntülere yansıyan artık çok nadir karşılaştığımız Şilal mı kaldı? Evlendim, çocuk yaptım, büyüttüm. Şimdi dönme kararı verdim. 2020 yılında futbolcu Şener Özbayraklı ile dünya evine giren Çiran Makal artık ekranlara döneceği proje arayışındaydı. Şu an görüşüyoruz. Menajerimle anlaştık. Ağır ağır gidiyorum. Yani çok acele etmiyorum. Güzel olsun istiyorum. Aslında ani de karar verdim biraz ben. Çocuğun 2 yaşına girmesiyle artık döneceğim dedim. Çünkü yüküm hafifledi artık. Her şey daha kolay. Şu an net bir şey yok. Bakıyoruz. Bir diğer taraftan oğluyla ekran karşısına geçmek ister miydi diye merak edildi. İsterim Şener'le. Çok güzel anı oldu. Hangi İsterim. Şener'le? Küçük Şener'le. Bilindiği üzere çiftin oğulları baba Şener Özbayraklı'dan adını aldı. Sebebi de ilk kez öğreniyoruz ki Şilan Makal'ın kocasına duyduğu aşktı. Ben istedim bu arada. Şener'in hiç istediği bir şey değildi. Biz isim bulamadık çocuğa. Bayağı çocuk doğdu, bir ay geçti, çocuk hala isimsiz. Sonra Şener'e çok benziyordu ilk doğduğunda, hala çok benziyor. Ben de çok aşıktım. Karakteri de, evet. Karakteri de sana benzesin dedim, hani adıyla yaşasın istedim, o yüzden Şener oldu. Nişantaşı'nda bir başka aşıklar Burak Serdar Şanal ve sevgilisi Şevval Aydın var. O anlarda antika spor aracının geçmesiyle ilgisi kayan ünlü oyuncunun sevgilisini kıskandıracak kadar büyük tutkusu. Vallahi şu anda Türkiye'de tek. Çok severim. Çok da keyifli. Hanımefendi biraz kıskanıyor sadece. Evet, üzerime kuma getirdi gerçekten. Sürekli onunla ilgileniyor. Şevval Aydın ise sadece sevgilisini klasik aracı konusunda değil, her şeyden kıskanıyordu. Konu Serdar olunca evet, ister istemez kıskanç oluyor insan. Niye? Ben olunca ben anlamadım şu an. Ya ben alışkın değilim, oyunculuk sektöründe değilim. Serdar'a da çok bakan eden oluyor. Çok alışık bir durum olmadığı için şey oluyorum, böyle arada bir kızarabiliyorum. Tabii Şevval Aydın'ın da kıskançlığının bir dozu var. Sosyal medyasını kurcalar mısınız? Yok, o kadar değil. Öyle o özel kadar hayatlarımıza değil. Saygımız var. Hadi o başka bir konu. Yani öyle telefon kurcalama falan yok bizde. Onun dışında her şey yolunda, çok güzel gidiyor. Yeni bir ilişki, bakalım önümüzdeki süreç bize ne gösterecek. Her ne kadar kader kısmet deseler de evliliğe de sıcak baktı çift. Daha henüz öyle kararlarımız yok ama neden olmasın günün birinde. Üzen haber Kızılcık Şerbeti'nin naposu Settar Tanrıören'den geldi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncunun rol arkadaşı Ebru Destan, Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz sözleriyle duyurdu. Çok korkuttun bizi. Ömrümüzden ömür gitti valla. Çok geçmiş olsun. Hamdolsun. Settar Tanrıören'in son sağlık durumunu bir diğer rol arkadaşı Feyza Civelek paylaştı mikrofonlarla. Geçmiş olsun, siz orada mıydınız?
Yok değildim. Gece kötüleşmiş. İnşallah toparlayacak. Şu an yoğun bakımda kendisi. İyi olmasını bilmiyoruz. Şu an herkes hastanede, o yüzden biraz üzgünüz. Feyza Civelek, Settar Tanrıöğe'nin sette rahatsızlığının belirti vermeye başladığını paylaştı. Ne var ki kimsenin beklemediği bir sonuçla karşılaşıldı. Dün gördüm Settar abi, biraz kötüydü durumu. Ama bu şekilde olacağını hiç düşünmemişim. İnşallah iyileşecek, bakalım. Yani zaten son bölümde de dizide kalp krizi geçirmişti, üstüne bu oldu. O yüzden insanlar şoka oldu ama inşallah iyileşecek. Çok seviyorum çünkü Settar abi. Buradan da çok öpüyorum, acil şifalar diliyorum. Kızılcık Şerbeti'nde Feyza Civelek'in karakteri Nilay'la ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Evet, çocuk senden değil. Oldu mu? Rahatladın mı? Çocuk senden değil. Rahatladın mı? Dizinin takipçileri Nilay'ın bebeğinin babası kim diye ikiye bölünürken, merak edilen sorunun cevabı karşısında ünlü oyuncu gizemi bozmadı. Sürpriz olsun. Bu hafta nasıl şok oldularsa haftaya da çok güzel sürprizler bekliyor bütün seyircilerimizi. Nilay yine her zamanki gibi fırtına estirmeye devam edecek, ortalığı dağıtmaya devam edecek. Bu arada sohbetimize uzaktan eşlik eden sevgilisi Ali Can Kurt, ricamız üzerine ilk kez kameralar önüne geçti. Sevgilisinin oyunculuğuna övgüler donattı. Seyrediyorum tabii. Nasıl Nilay? Çok başarılı. Gerçekten için çok iyi yapıyor. Feyza Civelek ve Nilay karakteri arasında benzerlikleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Bazı huyları benziyor, bazı huyları benzemiyor. Şimdi tehlikeye atıyorsun sen şimdi. Çift birlikteliklerini güzel bir haberle taşlandırır mı sorumuzun cevabını net olmasa da Ali Can Kurt yakın bir tarihe işaret etti. İlk yarısında bakarız. Neyin ilk yarısı? 2024'ün ilk yarısında. Kameralarımız bu defa Kıbrıs'ta. Mutluluktan yerinde duramayan Gizem Özdilli'de. Gizem Özdilli'nin bu mutluluğunun sebebi ise aşka açılan kapılar. Var, yaptım, en sonunda sevgili yaptım. Şok şok şok, 8 yıl sonra. Ancak bu aşk sandığınız gibi bir beyefendiye değil, bir ülkeye. Radikal karar alıp yerleştiği Kıbrıs'a. Benim canım aşkım, bir tanecik aşkım. KKTC'm. Yani vallahi öyle, bak yemin ediyorum aşk yaşıyorum buraya. Yok bir şey. Yok. Öyle kulağına bir şey söylüyor, yok. Gizem Özdilli'nin 8 yıllık yalnızlığının nedenleri de sorgulandı. Kimindi ya? Birinin röportajını okumuştum. Unuttum, ünlülerden biri şey diyor, kendime değecek birini bulamadım diyor. Aynı fikirdeyim. Ünlü mankenin gittikçe zayıfladığı da dikkatlerden kaçmayınca Gizem Özdilli kilo vermesini çok çalışmaya bağladı. 2 ayda 31 kere İstanbul'a gitmiş. Gidiyorum, geliyorum. Burası bana uğur getirdi. Demin de söylediğim gibi burası benim için aşk kadar kıymetli. Ben buranın doğasını, iklimini, insanını, her şeyini, bitki örtüsünü çok seviyorum. Ama iş oldukça gidip geldiğim için de çok yoruluyorum ve de o yüzden de kilo veriyorum sürekli böyle zargana gibi. Bahçeşehir'de bir mekanın açılışında sahne alan Çağlar Ökten'i eşi Seda Sayan yalnız bırakmadı. Çağlar Ökten'in sahne şıklığında da eşi Seda Sayan'ın imzası vardı. Bunu sevgili yaptı. Ellerine sağlık onun da. Seda ile birlikte işbirliği içerisinde beraber çalışarak sahne kostümlerimi hazırlıyorlar. Sadece sahne kıyafetlerinde değil, hayatının tüm kararlarında eşiyle ortak kararlar aldıklarını paylaştı Çağlar Ökten. Biz her şeyi zaten böyle konuşuyoruz. İşte sahneyle alakalı, repertuarla alakalı, kıyafetlerle alakalı, ben de onun tarzıyla ya da sahnede söyleyeceği şeylerle hep böyle istişare içinde geçiyor. Yani her karı kocanın arasında olan ilişki gibi. Dobralığıyla tanınan Seda Sayan'ın ev halleri sorulan Çağlar Ökten, eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Aslında Seda'yı Seda yapan şey de şu kameraların önüne geçtiği zaman başka bir insanın haline dönüşmemesi. Bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu samimiyet karşı tarafa geçiyor ve insanlar onu o samimiyetle alıyorlar. Güzel olan da, onda güzel olan şey de bu tam olarak. Sohbetimizin hemen ardından sahnesine devam eden Çağlar Ökten, yeni şarkısı Muhbir'i üzerinde eşi Seda Sayan'la fotoğrafı bulunan pastayla kutladı. Başka sadece yokluğu şahit.
Çağlar Ökten sahnesinde de eşine aşkını haykırmaya devam etti. Seda Sayan'la ilkilerini sıraladı. İyi ki aldım seni. İyi ki evlendim seni. Aşkım. Ben şanslı sandım.